Vesta bulaşık makinelerinde kullanılan su basınç sensörünün sağlamlık testinin nasıl yapıldığını ve kontrolünün nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Ve size çok güzel bir tane tüyo vereceğim. Bu tüyoyu tamircilere geldi bilmenizi istemezler. Ya da atlarlar detaydır vesaire vesaire. Kimseyi de suçlamayalım. Şimdi bu ne? Bulaşık makinesi basınç anahtarı bu. Şuradan diyaframımız var. Plastik. Buna basınç geliyor. Anahtarı açıp kapatıyor. Şimdi bu anahtar arızalandığında genelde Vestel bulaşık makinelerinde ne oluyor? F5 hatası veriyor. F5 hatası da su almıyor hatası. Hemen nereye bakılıyor? Ventile bakılıyor. Şebeke suyu hortumuna bakılıyor. Gider hortumuna bakılıyor. Çözülemiyor. Sonra kart deniliyor. Halbuki bu kısım atlanıyor. Su sayacına bakanlar da var. Bu da basit bir anahtar. Bu anahtardaki bir arıza F5 hatasına yol açar. Başka marka makineniz varsa başka bir hataya yol açar. Şimdi anahtarın çalışıyor olması, yani şu şekilde ses çıkarması sağlam olduğu manasına gelmez. Diyafram kaynaklı bir arıza olabilir. Burada bir sıkıntı vardır, yapışıp kalır, çalışmaz. Deliktir, yırtıktır, çalışmaz. Her şey sağlam, test yapıyorsunuz mesela. Bazı konumunu aldık. Multimetreyi. Ötüyor. Aldınız buradan değil mi? Hemen ne yaparız? Anahtar sağlam mı? Bakarız. Kesti. Açtı. Aa, sağlam. Deriz. Ha, bu da çalışıyor. O zaman sağlam. Bu bir test. Sağlamsa takarsın. Belki gerçekten sağlamdır. Yalnız hata kodu gitmedi diyelim. İşte buradaki püf nokta şimdi sizlerle. Bu anahtarın devresinin tamamlanmış olması, yani ölçü aletiyle ölçtüğünüzde doğru değer vermiş olması sağlam olduğu manasına gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü elektriğe yedinde bu cihaz, anahtar ne yapıyor biliyor musunuz? Yapışıp kalıyor iç kısımda. Şöyle açabilirsem göstereyim. Elektriği yedin de makineden elektriği aldığında şurası bakın şöyle yapışıp kalır. Deform olmuştur, oksitlenme vardır vesaire vesaire. Sıvı teması da olabilir. Kalır. Sonra size hata verir. Şuradaki alanlarda da hata olabilir. Oksitlenir vesaire. Şöyle kalır. Bakalım iç kısmı nasıl? Bulaşık makinelerinde oldukça fazla kullanılan bir anahtar. Her yerinde var. Bakın, gördünüz mü? Mesele zaten bu. Şöyle yakından da gösterelim. Avimetreyi ölçtüm ama her değer normal değil. Buradaki hata size akımın iletildiğini ancak sonradan ne olduğunu söylemez. Onun için açıp bakmak lazım. Bu çok önemli bir tüyo. Gerçekten. Neyse lafı daha fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Videomu burada son veriyorum. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.